İyi günler efendim. Dün gerçek bir duygu bombardımanı altında geçti program. Nedim Şener ve sevgili Vecide Şener'le birlikte. Bugün bütün gazetelerde de Nedim'in sözleri, duyguları yer yer manşete çıkmış. Ama hemen hemen hepsinde haber olmuş. Dün ana haber bültenlerinde vardı. Paylaştılar izleyicileriyle. Yani diyebilirim ki bütün Türkiye Nedim ve Vecide'yi duydu. Nedim'in ağzından Sivas'ta neler olduğunu öğrendi. Şöyle de tuhaf da bir durum yaşadım ben. Çok kısacık anlatmak isterim. Yayından sonra bir dizi telefon geldi bana. Onlardan bazıları balyoz davasında eşleri yargılanan hanımlar, hanımefendiler. Ne dediler biliyor musunuz? Birbirleriyle derhal telefon zinciri halinde haberleşmişler. Eşlerimiz herhalde bizi üzmemek için bunlardan bahsetmemişti. Neler yaşıyorlarmış, Silivri nasıl bir yermiş diye. Bize asıl Silivri'yi anlattı. Evet, kendi öyküsünden çok Silivri'yi anlattı. Uzun tutukluluk Türkiye'nin karnesini nasıl etkiledi birazdan bakacağız. Müyesser Yıldız'a sevgiler göndererek onun durumunu konuşacağız. Tabii Balbay'ı konuşacağız. Ne acı, medya mahallesinde dönüp dolaşıp olduğu gibi yine cezaevlerini konuşacağız. Sevgili Şükrü Küçükşahin de Hürriyet Gazetesi yazarı. Şükrü Küçükşahin Ankara'dan konuğum. Merhaba sevgili Şükrü. Dün bilmiyorum izleyebildin mi? Merhaba Ayşegül. İzlemez olur muyum? İzledim. Programı. İzledim. Çakıldım kaldım. Yani aynı duygusallık içinde baktığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Çok evet. Ağır bir şey. Hemen sonrasında da hayatımda ilk kez Nedim Şener'le telefonda görüştüm. Duygularımı ona da ifade ettim. Sana ilginç bir şey söyleyeyim ama ben aslında bunu söylerken üzülüyorum ve utanıyorum. Silivri'deki gazeteci arkadaşlarımızın hiçbirisiyle benim teşviki mesaim yoktur. Yani oturup ne yemek yemişliğim vardır ne de telefonla görüşmüşlüğüm vardır. Ki bunlara Balbay ve Tuncay Özkan da dahil, hani Ankara'da oldukları için. Ama bunu şunun için söylüyorum. Bu insanları anlamamız için illa arkadaş olmamız falan gerekmiyor yani. Ben Silivri'deki duruşmalara da gittim. Demin senin söylediğin o ailelerle görüştüm. Sonraki yazımda da koydum, lütfen gidin Silivri'ye ve bu insanlarla görüşün demiştim. Bunlarla ortak bir duygunuz, ortak bir anlayışınızın olması da gerekmiyor. Yani çok amiyane bir tabirle söylüyorum. Darbeci de olsa bir hukukun uygulanması gerektiğini, onların da hakları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de bugün vicdanlar bu konuda çok sızlıyor ve biz gazeteciler de aslında bütün bu gerçeklere yeterince ayna tutamıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Ben şahsen evet, kendi vicdanımda bunu sorgulamasını yapıyorum. Evet. Onu söylemek isterim. Şimdi birkaç gazete başlığı paylaşalım. Sonra sana dün Nedim'in anlattıklarından da aslında hareketle bir bakıma soracaklarım olacak. Şimdi pek çok gazetede dediğim gibi Nedim Şener'in söyledikleri gündeme damgasını vurmuş. Örneğin Hürriyet manşet yapmış, ağladı ağlattı diye. Gerçekten öyle. Hürriyet'e tekrar döneceğiz ama devam edelim. Habertürk'le devam edelim. Habertürk gazetesi de aynı ifadeleri, yani insanların yüreğindekini paylaşmış. Ağladı ağlattı diye manşetin hemen yanında görüyorsunuz. Sivas davası Karabirlik'e, Sivas'a da döneceğiz. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi belki de Nedim'in anlattıkları içinde herkesin ortak biçimde en çok etkilendiği ifadeyi manşete çıkartmış. Etekteki düğmeler ötünce biliyorsunuz babası renk görsün diye mavi bir etek giymişti Defne 8 yaşında. Eteğini çıkartmışlar, o da
anlatmıştı dün Nedim. Hırkasını beline sarıp öyle girmiş. Ah, dün gelen telefonlarda aynı şeylerin yaşandığını öğrendik. Biliyorduk bir parça ama daha fazlasını öğrendik. Şimdi tekrar Hürriyet'e dönelim, döneceğiz demiştim. Şu nedenle, dün gene Nedim demişti ki Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı aradı, geçmiş olsun dedi diye aktarmıştı bize. Gene Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu manşet blokunda Metehan Demir telefonla zannediyorum konuşmuş. Sabah da bir parça söz etti Parametre programında. Bülent Arınç mütevazı, ahlaklı ve dürüst biridir demiş. Ben böyle ifadeleri özellikle iktidar yani gücü elinde bulunduran kesimden, taraftan gelmesini önemsiyorum elbette. Ama bir yandan da merak ediyorum. Hani duygu çok önemli bir şey. Duygusuz olmaz. Empati yapmak gerekir, anlamak gerekir ama iktidar koltuğunda oturanların her şeyden önce hukukun yerine gelip gelmediğini anlamak, sorgulamak, eğer varsa bunun üstüne gitmek, bunun için gerekli düzenlemeleri yapmak gibi bir sorumluluğu yok mudur? Ne diyorsun Şükrü Küçükşahin? Herkes uzun tutukluktan şikayet ediyor. Herkes bir şeylerin yanlış olduğundan söz ediyor. İşte terörle mücadele kanunu değişecek. O yüzden zaten bu tahliyeler de bir bakıma onunla ilgili deniyor. Ne oluyor Allah aşkına? Yani hani şaka gibi geliyor bazen. Peki o zaman niye içeride insanlar? Bazıları hala. Ayşenur Aslan, yani boğazıma düğüm koymak istemiyorum. Hemen başından söyleyeyim. Ben Sayın Bülent Arınç'ın evet zaman zaman vicdanının sesini dinlediğini biliyorum. Ama bugün söylediklerini doğrusu niye dün söylemedi diye sorma hakkına sahibim. Çünkü dün Soner Yalçın için insan gibi insan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmadığımız muamele kalmadı. Bugün Nedim Şener cezaevinden çıkınca mı onun yiğitliği, dürüstlüğü aklımıza geliyor? Şimdi ben Bülent Arınç konusunda bir kere izleyicilerimize şunu söylemekte yarar var. Benim bugün bu programa çıkmam planlı bir şey değil. Evet. Evet. Sayın Ayşenur Aslan'ın konuğu başka birisiydi. O gelmediği için ben Ayşenur ablam istediği için sabahleyin yayına çıktım. Ama bu bir tesadüf ki, Bülent Arınç'ın bu söylemiyle ilgili doğrusu benim içimde bir yara vardı. Onu ifade etmem gerekiyordu. Bakın benim elimde bir mektup var. Bu Silivri'den Sayın Bülent Arınç'a yazılmış bir mektup. Yazan da Müyesser'dir. Müyesser bunu bana da yollamıştı. Çünkü ben Müyesser konusunu yazıp çizen gazetecilerden birisiyim. Müyesser'i meclis koridorlarından tanırım. Eminim Sayın Bülent Arınç da onu görmüştür, tanımıştır. Pek çok AK Partili de onu görmüştür, tanımıştır. Çünkü kendisi AK Partili bir bakana uzun yıllar danışmanlık yaptı. Yine dediğim gibi benim Müyesser'le koridorlardaki selamlaşmanın dışında herhangi bir muhabbetim yoktur. Ama bilirim ki Müyesser'in işi silahla, şiddetle hiçbir zaman olmaz. Onun en büyük şiddeti kendisi nedir? Çünkü ciddi bir sigara tutkunudur. Onu da söylerim zaman zaman. O nedenle Müyesser gibi bir annenin cezaevinde yatması, yaşadıkları, şiddete bulaşmadığı halde yazdığı iki satır yazı nedeniyle, Oda TV'ye koyduğu yazıları nedeniyle içeride oluyor olmasını anlamış değilim. Şimdi Müyesser bunu 8 Ocak 2012'de Sayın Bülent Arınç'a yollamış. Ve Bülent Arınç'ın Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanması üzerine ceza hukukçusu sıfatıyla bazı değerlendirmelerde bulunması üzerine yazmış ki mektubunda diyor. Bu kez daha önce bazı davalarda avukatlık yaptığınızı ve bazı davalarda da yerinde takip ettiğinizi biliyorum diyor Müyesser. Ve Sayın Arınç diyor, lütfen diyor, tebdili kıyafet de olsa acaba gelip bizim davalarımızda izler misiniz diyor. Gelmeyeceğinizi biliyorum, konumunuz gereği de anlıyorum diyor. Ve uzatmayayım,
Bu mektubunda Sayın Arıç'a kendisinin durumu ile ilgili bazı sorular soruyor. En sonunda da diyor ki, sizden şahsımla ilgili tek bir istirhamım şudur diyor. HSYK'ya cezaevi yönetimi aracılığıyla cezaevinde çıkış tarihi ve sayısı 29-11-2011 sayısı 2011-18656 bir dilekçe gönderdim diyor. Şu ana kadar tarafıma hiçbir bilgi gelmedi bu dilekçeyle ilgili diyor. Lütfen bu dilekçemi inceler ve akıbetini HSYK'dan sorabilir misiniz diyor. 24 Ocak'taki duruşmaya da davet ediyor. Şimdi biraz önce eşi bir polis baş müfettişi. Evet. Ona tekrar sordum. Sayın Arınç'tan bu konuda herhangi bir yanıt geldi mi diye. Hayır, bir yanıt gitmemişti. Peki HSYK'dan bir yanıt geldi mi? Olumlu ya da olumsuz, müessere hiçbir yanıt verilmemiş. Şimdi ben onun için müessere cezaevinden çıktıktan sonra belki Sayın Arınç yine vicdanını dinleyecektir. Bir annenin orada neler çektiğini ve şu anda da hala 15 kişilik olması gereken bir koğuşta tek başına üşüyerek yaşıyor ve bana yazdığı bir başka mektup daha vardı. Orada da ellerinin artık yara tuttuğunu belirtmişti, bilgisayar olmadığı için kitap yazarken. Yani şimdi biz burada sıcak mekanlarda oturup orada acı çeken insanları anlamaya çalışıyoruz. Ama bazılarımız çok geç anlıyorlar. Benim üzüntüm de o. O nedenle ben herkesi aslında Silivri'deki duruşmalara gitmelerini ve izlemelerini istiyorum. Çifte standardı, acımasızlığı, kini ve öfkeyi bir kenara bırakmamız açısından kin ve öfke dendiğinde de gerçekten Nedim'in bize verdiği dersi bir kez daha anımsatmak istiyorum. Çok önemli. Şimdi Hürriyet gazetesinin manşetinde müyesser de var. Bu vesileyle konuşurken gündeme gelmişti. Bir kedim olsa ondan can alırım diye. Aslında Melda Onur, CHP milletvekili, pazartesi günü burada konuğumdu ve ona yazılan bir mektuptan zaten dile gelmişti bu istek. Kuş beslemek istemiyormuş çünkü kuş kafeste. Zaten burası bir kafes diyor. Düşünsene, devasa bir kafesin içinde. Hep ben de sadece Oda TV duruşma salonunda gördüm, tanıdım Müyesser Yıldız'ı. Sahiden küçücük bir kadın. Küçücük, zayıf bir kadın. Ama belli ki çok dirençli. Kuş istemiyor ama dediğim gibi orayı kafese benzettiği için. Bir kedi istiyor. Şimdi beyefendiler, hanımefendiler, Ankara'dakiler diyecekler ki yönetmelik, tüzük, yönerge, yasa vesaire. Hayır, insanlık, insan hakkı her şeyin üstünde olabilir. İçeriye bir kedi sızabilir. Devam edeceğiz ama ben programın sonunda gönderecektim selamı. Ama hayır, mesajımızı şimdi gönderelim ve belki Adalet Bakanlığı'na sizler de bir mail atabilirsiniz. Müyessere bir kedi diye. Evet, müyessere bir kedi istiyoruz efendim. Sevgili Müyesser Yıldız, gülümse, her şeye rağmen gülümse. Moral bozmak yok, moral bozmak yasak, onu söyleyeyim. Ceza yasakları beni ilgilendirmez. Ben bunu bir dost kabul edersen dost yasağı olarak sana söylemek istiyorum. Sadece ona değil, biliyorum Tuncay Özkan'ın da elleri yara bere. Mustafa Balbay çok dik duruyor. Onun kim bilir neresinde ne yaralar var. Gene köşesinde geri sayımı yapılmış bugün. 1106 gündür tutuklu. Aa efendim, uzun tutukluluk olmasın. İşte hepimiz karşıyız. Evet, hepimiz karşıyız. 1106 gündür tutuklu. 382. günde tecritte. Şimdi çok birkaç günlüğüne o tecrit hafif kırılır gibi olmuştu. Çünkü yapılan yayınlar üzerine Oda TV davasında yargılanan iki genç, Coşkun Musluk ve Sait Çakır, Tuncay Özkan'la
Mustafa Balbay'ın yanına verilmişti. Dün akşam bu iki genç Cüneyt Özdemir'in 5N1K programında idi. Onlar da orada konuştular. Ve inanır mısınız, kendilerinden çok Balbay ve Tuncay Özkan'ı anlattılar. Sağdaki Sait Çakır efendim, kravatsız olan. Diğeri Coşkun Musluk. Cin gibi zeki ve böyle yüzlerinden hala hani neredeyse çocukluk akan iki genç. Tuncay Özkan'ı ve Mustafa Balbay'ı anlattılar. Onlarla o birkaç günü nasıl geçtiğini anlattılar. Tuncay Özkan saatlerce konuşmuş. Düşünsenize. Yapayalnız, yapayalnız. Gene arada çünkü zannediyorum Balbay'ın birkaç kişi daha görme olanağı var. Tuncay'ın biraz daha koyu bir tecrit galiba. Mustafa Balbay'ın yalnızlığında Coşkun Musluk yerine getirmeye, gidermeye çalışmış. Her ikisinin de gözlerinden öpüyoruz. Tabii Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a da sadece tecritin değil, tutukluğun da bir an önce bitmesini diliyoruz. Diğer pek çok isim gibi. Şimdi sevgili Şükrü, nasıl bir işaret var? Şimdi deniyor ki Balbay da çıkabilir. İşte Taha Akyol mesela, o da TV'de tahliyeler devam edecek. Çünkü suçun niteliği değişti deniyor. Bu çok önemli, diğerlerini de kapsayacak diyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Var mı böyle bir işaret? Ayşenur, ben bu davalara biraz siyasi dava gözüyle bakıyorum. Maalesef bana 12 Eylül döneminin yargılamalarını anımsatıyor. O nedenle sürecin siyasi anlamda devam edeceğini düşünüyorum. Ve örneğin ben şahsen, tamamen benim şahsi görüşüm, bu son tahliye kararlarının alınmasında ben yurt dışı baskılarının ve iç kamuoyunda oluşan havanın etkili olduğunu düşünüyorum. O nedenle şimdilik böyle bir yöntem izlendi. Eğer bu baskılar devam etmezse, bu kamuoyu oluşturmaları devam etmezse, aksi yönde uygulamaları da görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Örneğin dün bir tutuklama daha yaşandı. Bakıyorum adam koltuk değneğine yürüyerek cezaevine gidiyor. İlker Saygun, Genelkurmay ikinci başkanı. Birlikte, değil mi? Genelkurmay ikinci başkanı İlker birlikte Saygun'dan. Birlikte temsil etmiş. Evet, evet, söz ediyorsun. Daha önce de bakın böyle olumlu işaretler geldiğinde, başbakan bir şey söylediğinde, yine 3 yıldır duruşmalara gitmiş olan ve o güne kadar da delil karartmamış olan bir başka komutanın da tutuklandığını gördük. Sorun artık Türkiye'ye yakışmıyor. Ben Erzurum'daydım 10 gün önce ve 35 ülkeden 180 gazeteciyi ağırladık. Kim neyi söylerse söylesin Ayşenur, Türkiye'de cezaevinde gazeteciler var sözünü anlatamayız. Anlatamıyoruz. O nedenle yargı adamlarının, siyasetçilerin artık bunu görmesi gerekir. Eli şiddete bulaşmamış, eli silah tutmamış, düşüncesini ifade ettiği için cezaevinde olan herkesin, ama herkesin bir an önce salıverilmesi gerekiyor. Bir partinin %50 oy aldığı, ekonominin iyi gittiği, kurumlar arası iletişimin en iyi olduğu iddia edilen, hükümetin her alanında egemenlik gösterdiği bir ülkeye artık bu tablo yakışmıyor. Yani bizim daha çok barışı ve başka şeyleri konuşmamız gerekiyor. Bir an önce bu adımların atılması gerekiyor. O nedenle Sayın Bülent Arınç salıvermeler sonrası değil, şimdiden bu konuda güç makamındadır, bir şeyler yapmalı eğer samimi ise. Türkiye'ye bu görüntü yakışmıyor. Tekrar söylüyorum. O nedenle bunun aşılması lazım. Eğer yapılmazsa göreceksiniz, bugün bizi sevindiren gelişmeler devam etmeyebilir. Kabul ediyorum. Adalet Bakanlığı bazı çalışmalar yapıyor. Ama ben artık söylemlerden bıktım. Yani Cumhurbaşkanı 2,5 yıldır uzun tutukluluklardan yakınıyor. Sayın Başbakan, Adalet Bakanı, herkes. Ne yaptık şimdiye kadar? Yine konuşuyoruz. Özel yetkili savcıları Ankara'da çağırıyoruz. Çok da güzel isimleri davet ediyoruz. Onlar da güzel şeyler söylüyorlar. Biz de manşetlere çekiyoruz. Sonra yani umuyorum tahakkümün, evet, tahminleri çıkar da benimkiler çıkmaz. Umuyorum. Şimdi
Demin ismini de yanlış söyledim galiba. Eğer öyleyse özür dilerim. Emekli Orgeneral Ergin Saygun koltuk değneğiyle girdi dedin. Şimdi Ergun Saygun. Beyin ameliyatı geçirmişti ve başka rahatsızlıkları da var biliyorsun. Adli tıp raporu neticede dedi ki içeride cezaevinde cezasını çekebilir. Yani tutuklanıp cezaevine gönderilebilir dedi. Şimdi bu bir başlık. Nasıl atabiliriz bir başlığı? Adli tıpı iki nokta üst üste cezaevinde yatabilir. Bu işte diyelim ki dört sütuna bir haberin başlığı gayet rahat olabilir. Fakat o başlığa şu sığmaz. Ama belli koşullar yerine getirilirse. Şimdi bu haberin sonuna bir ayrıntı olarak konur. Ve bizde galiba okuma yazma alışkanlığı gazetecilerde bile yok. Ben köşe yazarlarına şaşırıyorum. Her şey fevkaladeydi de son bir yılda neler değişti. Allah'ım ne bu tutuklamalar diye yazanlar var ciddi ciddi. Ergin Saygun'la ilgili o amayı okumak istiyorum. Şimdi evet cezaevinde yatabilir ama adli tıp raporuna göre gene diyetini, tedavisini ve poliklinik imkanlarını sağlarsanız. Şimdi poliklinik hizmeti her an işte baş gösterebilecek bir sorunu tespit ve anında o sorunu gidermeye yönelik bir tedbirden söz ediliyor. Diyetin uygulanmasından söz ediliyor. Dün Nedim anlattı burada. Yani o yemekleri bir yıl yiyin çürürsünüz diyor. Diyet nasıl yerine gelecek? Tedavi. Tedavisi, rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu ayrıca anlıyoruz. Yani başlıklar bir şeyler anlatıyor ama sonrası Ayşenur yani anlatıyor bilmiyorum. Yani hayır. Oluyor? Şunu da sorgulamamız gerekmiyor mu? Bakın bunu konuşmuyor muyuz? Yani evet bakıyorsunuz adli tıp olarak bu adam ayakta durabilir. Hı-hı. Girsin ama onun hastalığının psikolojik yani psikolojik etmenlerin o hastalık üzerindeki etkisi şu bu falan filan bunları düşünmüyoruz. Hadi onu da geçtim. Ama şu hani hep konuşuyoruz ya delil karartma, kaçma şüphesi. Yani bunlar yoksa niye illa insanlar tutuklu olmak zorunda anlamıyorum. Bakın Mülser orada Sayın Arınç'a bir soru da soruyor. Diyor ki deliller toplanmadığı gerekçesiyle insanların tutukluluğunun devamına karar veriliyorsa tamamlandığı söylenen bir iddianame kabul edilip duruşmalara başlanabilir mi? Şimdi sanık gözüyle bakın olaya. O da anlayamıyor. Diyor ki madem delil toplandı, dava kabul edildi, duruşma başlandı ki üzerinde 3 yıl geçmiş olanlar var ve hala delil karartmadan, işte delil toplanamamasından hareketle tutuklama yoluna gidiyoruz. Yani şart mı Allah aşkına? O anlamda soruyorum ve hepimiz de şart olmadığını düşünüyoruz. Bunu söylüyoruz. Peki ne oluyor? Yani niye? Şimdi, cezaevleri herkes için aynı koşullarda geçmiyor Ayşenur. Yani dayanıp döşenilip koğuşlarda yatılmıyor. Randevüler istenen saatte yapılan yerler değil oralar. Değil. Zaten nerenin nasıl bir yer olduğunu gerçekten, anlattı. O dört duvar arasını iyi düşünmemiz lazım. Yine sanıyorum bu yayında da söylemiştim. Unutmayalım oraya gönderdiğimiz insanlar çocuklarını öpemiyorlar. Analarının eline sarılamıyorlar. Babalarını kucaklayamıyorlar. Yani böyle bir ceza vereceksek daha önce elimizde gerçekten çok önemli bir şey olması gerekiyor. Gerçekten olması gerekiyor. Ama hep dediğim gibi kaçırıyoruz bazı şeyleri. Şimdi ben bir yine başka şeyler anlattım. Fakat bir sayın izleyici bana durdu laf çaktı demesin kusura bakmasın ama Hüsam Demir adıyla yazmış bir beyefendi. Diyor ki Ayşe Hanım sürekli yanlış isim telaffuz ediyor. İlker zaten sonra düzeltmiştim bilmiyorum duydu mu? Engin Saygun olacaktı diyor. Ama şöyle sayın yetkililer diye yazmış bunu. Beni yetkililere... Hayır Ergun Saygun zaten Ayşenur. Neyse yani ben arada böyle yanlışlar yapıyorum. Evet. Peşinden özür diliyorum ama bu beyefendi bir de beni yetkililere şikayet etmiş demeyelim de söylemiş. Evet sayın yetkililer beni herhalde azarlayacaklardır latifesi. Şimdi
Bir iki izleyici mailinde daha hazır bunlardan söz etmişken şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Sayın Bülent Arınç'la ilgili olarak konuşulanlara diyorlar ki Bursa'da iken üniversiteye gittiğinde protesto edilmişti. O öğrencilerden bir tanesi haber oldu geçen gün hatırlarsınız. Protesto etmişti Bülent Arınç'ı. Okuldan atıldı o öğrenci. Ona da sahip çıkar umut ediyoruz diyor. Bakalım. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir iki çok önemli başlık var. Onlara geçelim. Oradan Sivas'ı da konuşmamız gerekiyor. Mutlaka. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde... Ya, çok özür dilerim, ona geçmeden önce Yeni Şafak'a vermem lazım. Çünkü gerçekten bu da çok çok önemli ve asla atlanmaması gereken bir haber. Yeni Şafak'ın manşeti Gerçek Hayat Dergisi'nin Orta Doğu temsilcisi ve Milat Gazetesi yazarı Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun uzun süredir Suriye'de burunları bile kanamasın diye manşet yapılmış. Çünkü 5 gündür hiçbir haber alınamıyor bu iki gazeteciden. Dışişleri Bakanlığı teyakkuzda, Şam yönetimine çok ciddi uyarılar yapıldı. Burunları bile kanamasın diye. Gerçekten bu konudaki gelişmeleri de izleyeceğiz. Ama umarım çok iyi haberler de vereceğiz. Dediğim gibi gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nde logonun yanında hemen göreceksiniz. Babamın fabrikasını, yalısını çaldılar diye. Şimdi bu Erbakan kardeşler arasında patlak veren bir miras kavgası. Zeynep Erbakan iki kardeşi Fatih ile Elif için savcılığa başvurdu. Hani bir dedikodudan söz etmiyoruz. Savcılığa başvurdu. Fabrikasını, yalısını çaldılar. Bir takım şeylere el koydular diye. Hatırlayacaksınız daha önce derken geçen hafta Milli Görüş'te parti için toplanan paralar Erbakan'ın oğlu ve damadı tarafından zimmete geçirildi diye bir iddia atılmıştı ortaya. Bu neredeyse sessizlikle geçiştirilerek bir tür kapatıldı. Ama şimdi Zeynep Erbakan ki o hareket sırasında babasının yanında çok öne çıkmış bir isimdir. Savcılığa başvuruyor şikayetle. Şimdi hani ölünün arkasından konuşulur konuşulmaz ayrı da bir de hatırlayacaksınız. Unutarak çünkü çok şeyi göz ardı ediyoruz. Erbakan da kayıp trilyon davasında cezaya çarptırılmıştı, hüküm yemişti. Fakat cezası yaşı ve sağlık koşulları nedeniyle ev hapsine falan çevrilmişti. O hapiste çok hapiste değildi zaten. Şükrü, bu konuda Ankara'da siyaset kulislerinde senin bildiğin herhangi bir şey var mı? Yani çok tuhaf bir durum var ortada. Hani çok duyarız biz yalı yüzünden filan ailenin çocukları birbirine girdi de. Kesinlikle. Çok önemli bir ailenin, Erbakan ailesinin fertleri arasında yaşanıyor bunlar. Bence bugünün en önemli haberi buydu. Bir Milliyet'ten okudum ama bu arada söyleyeyim. Hani bir gazeteci anlamında çok kıskanarak okudum. Ama başka gazetelerde de var. Birçok gazetede de var bu haber. Yani sadece Milliyet'te değil. Evet. Onu da şimdi, belirteyim. Evet. Ayşenur, yani bu paraların en azından büyük ölçüde diyelim davanın parası olduğunu artık bilmeyen kimse yok. Yani Ankara'da Milli Görüş geleneğiyle şöyle ya da böyle uzaktan ya da yakından ilişkili olan herkes bunu çok iyi bilir. Örneğin Bülent Arınç da çok iyi bilir. Yani bu paraların davanın parası olduğu, o nedenle davanın parası olarak kalması gerekirdi. Ama görünüyor ki aileye intikal ettirilmiş ve tabii ki bu kadar büyük paralar aile arasında da böyle sorunlar yaratıyor. Aslında gördüğüm kadarıyla Oğuzhan Asiltürk bu iş hani mecrasında çözülsün diye çok çaba göstermiş ama gerçekleşmemiş. O nedenle de şimdi
Doğrusu hani ölen bir saygın, kendileri açısından ayrıca saygın birisinin ardından oluşan bu tablo tabii ki şık değil. Ama bunun önceden zaten önünün alınması gerekiyordu. O paraların milletten sağlanan paralar olduğunu bilmeyen yok. O nedenle bu tedbirin daha belki Erbakan sağken önlemi alınmalıydı. Alınmadığı için dünyanın her tarafında da para söz konusu olduğunda böyle olaylar yaşanıyor. Bence milli görüş geleneğinin önemli bir sorunu, önemli bir sıkıntı. Bizim bildiğimiz, herkesin bildiği ama açığa vurulmamış bir olaydı. Aile özellikle bunu açığa vurduğu için öyle artık yine Ozan Asil Türk'ün dediği gibi kendi içinde kalabilecek bir sorun değil. Umuyorum bunun üzerinden geleceğe yönelik daha sağlıklı tartışmalar yaşanır. Yani şeffaf olmak, her şeyin kayıt altında olması ve de insanların dava uğruna yaptığı harcamaların yine orada kalmasının önemini burada görmek lazım. Hele hele bunun inanç temeli üzerinde yapılıyor olmasının üzerinde de ayrıca durmamız gerekiyor. O nedenle çok ilginç bir süreç. Bakalım bu bizi nereye götürecek? Ailenin diğer fertlerinin de bu konuda derhal açıklama yapması gerekir. Çünkü haberi dikkatli okursak ailenin fertlerinin üzerinde birdenbire olmadık ölçüde gayrimenkuller ve paralar geçiyor. Bunların açıklaması gerekiyor. Yani üstelik de nereden bu geldi? Bu fertler bildiğimiz kadarıyla çok ayrı ticaret yapan, uğraşan, kendileri para kazanmış, servetler buluşturmuş insanlar, fertler değil ayrıca, yani bildiğimiz kadarıyla. Değiller. Tabii burada Erbakan soyadı önemli olduğu için ve bu haber gerçekten önemli olduğu için konuşuyoruz ama bir de esas olan şu olmamalı mı sevgili Şükrü? Siyasetin şeffaflaşması, siyasi partilerin, siyasi hareketlerin şeffaflaşması. Yani bağışların, yapılan harcamaların, paraların nereden geldiğinin birebir bilinip sorgulanması, soruşturulması. Şimdi sadece o değil. Diyelim ki Gülen hareketinde milyarlarca dolardan söz ediliyor. Yani bunu o hareketin içindeki insanlar falan neredeyse telaffuz ediyorlar. Zaten başka türlü olamaz. O paralar, bir de mesela AK Parti hükümetini şöyle destekledik diyorlar. Hepimiz biliyoruz ki işte Gülen hareketinin isimleri, hatta Zaman Gazetesi'nin yazarları seçimler öncesinde bütün Anadolu'da müthiş bir kampanya turuna çıktılar. Şimdi bunlar ucuz şeyler değil. Bunların finansmanı bile, yani bir siyasi hareket destekleniyorsa soruşturulmalı, bakılmalı. Yani Türkiye'de zaten şimdi, siyaset böyle bir kafeste. Çok haklısınız da, yani Ayşenur, doğrusu hani cemaatin paraları şöyle böyle falan, siyasi bir organizasyon olmadığı için, en azından onlar böyle söyledikleri için diyelim, hadi onları dışlayalım. Ama onun dışında zaten AB normlarının gerektirdiği de, ki benim de üzerinde en çok durduğum konu bu, siyasetin şeffaflaşması, finansmanının ortaya çıkması. Hala bu konuda nedense hiçbir parti diyeyim, ya da daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi aslında teklif verdi bildiğim kadarıyla. Ama iktidar partisi, ki çoğunluk onlarda, bu konuda hiçbir adım atmadı. Son yapılan düzenleme var biliyorsunuz, bir miktar işte harcamalar şöyle olacak, böyle olacak, bunlar yapılmayacak falan. Ama biz bunları net olarak artık görmeliyiz. Hangi kuruş para siyasi amaçla nerede harcanıyor ve bunun finansmanı nereden sağlandı? Bunun bilinmesi gerekiyor. Bu siyasetin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Belki de başat sorunudur. Siyasetin finansal anlamda şeffaflaşması için. Ama nedense Avrupa Birliği normları söz konusu olduğunda ne siyasi partiler yasasına dokunuyoruz ne de bu konuya dokunuyoruz. Bu da böyle devam ediyor. İşte sonuçta da maalesef böyle şeyler çıkar. Anımsayalım. MHP eski genel başkanı rahmetli Türkeş ile ilgili de aynı şeyleri yaşadık. Evet, birçok şey yaşadığımızda kalıyoruz. İşin acı tarafı o da. Şimdi birkaç not daha var. Böyle arka arkaya vereceğim. Vermesem olmaz. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi'nde birinci sayfada hapisteki özgürlük diye bir haber var. Zeynep Oral'ın da imzasını taşıyan bir yazının eşlik ettiği.
PEN Türkiye'nin Duygu Asena ödülü Büşra Ersanlı'ya verildi bu yıl. Ve Büşra Ersanlı bu ödül için yazdığı yazıda diyor ki biz kadınlar barışa da demokrasiye de özgürlüğe de çoktan karar verdik. Kadınlar Türkiye'yi tek cins, tek mezhep, tek ideoloji, tek parti, tek lider tutsaklığından kurtaracaktır diyor. Cezayir'indeki bir başka kadınla ilgili bir not daha iletmek istiyorum. Son dakikalar yüzünden bunu nasıl görsel olarak da ifade edebileceğimi bilmiyorum. Acaba bir ara şu son dakikayı alabilir miyiz arkadaşlar? Rica etsem. Çünkü cezaevinde uzun tutukluluk başlı başına sorun. Ama tutukluluk sırasında hastalanan ve gerçekten hayat mücadelesi verenler için bambaşka bir sorun var. İşte onlardan biri çok sık bu programda gündeme getiriyorum. Yasemin Karadağ. Bir böbreği zaten çocuk yaşlarında alınmış. Hapishanede diğer böbreği artık neredeyse faaliyetini durdurma noktasına gelen, yani ölümün kıyısında bir genç kadın Yasemin Karadağ. 17 ve 18 Mart'ta 2 günlük açlık grevine gidecekmiş cezaevinde onu desteklemek için bazı tutuklu ve mahkumlar. Şimdi o çağrıyı ben bu eylem için çağrı olarak algılamamanızı rica ediyorum. Bu Ankara'ya bir çağrı olsun. Yasemin feryadını duymak, onun hapishaneden çıkıp tedavisini sağlamak yolunda bir çağrı olsun. Son olarak zaman da iyice azaldı. Sivas davasına dönmek istiyorum sevgili Şükrü. Sivas davası hakikaten sadece hani zaman aşımı meselesi yüzünden değil. Bir baktık ki hakikaten vicdan aşımı da olmuş. Mahkemeden çıkanların, orada bekleyenlerin üzerine gaz bombaları atıldı, Sivas'ta sıkılmayan sular sıkıldı. Niye böyle oluyor? Yani hani orada belki iki kişi taş attı olabilir. Ama orada yakında bir ilkokul varmış, onun öğrencilerini dahil hasta edecek kadar, fenalaştıracak kadar biber gazı soku bitmiş neredeyse. Niye bunu yapıyor emniyet, polis? Yani emniyet ve polisi bu noktada suçlamıyorum. Onlar zaten bunu hep yapıyorlar da bence en önemli konu yine deminden beri konuştuğumuz gibi samimi olmamak ve çifte standart uygulamak bence başka hiçbir şey değil. Yani başka pek çok konuda 100 yıl öncesinin sorgulamalarını yapıyoruz ama bu konuda samimi bir sorgulama yapmıyoruz. Şimdi yani kimse kusura bakmasın ama yine şunu söylemek zorundayım. Bugün de gazetelere baktım, dikkatle de okudum. Özellikle muhafazakar medyamızın Sivas davası ile ilgili ne yazdıklarına baktım. Yani orada yine aynı gerekçeler. İşte başbağlara da bakalım. Allah kahretsin, en büyük cezasını versin kim yaptıysa bunu. Yani illa onun karşısına bunu koymamız gerekiyorsa, yani burada biraz düşünmemiz gerekiyor. İkisini de sonuna kadar lanetlemek durumundayız. İğrenç bir şey ikisi de. Hangi niyetle yapılmış olursa olsun ama şunun sorgulanması gerekiyor. Derin devlet de yapmış olsa, şu da yapmış olsa, bu da yapmış olsa. Hepimiz kendi açımızdan peki bizim kusurumuz ne diye bakmamız gerekir. Şunu bir sorgulamak gerekiyor. Bunu da en çok muhafazakar insanların sorgulaması gerekiyor. Derin devlet yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Ama oraya toplanan insanlar cehennem ateşinde yanıyorlar diye slogan attılar mı, atmadılar mı? Bu psikoloji, bu güdü, bu kültür nereden geliyor? İtfaiye araçlarının önü kesildi mi, kesilmedi mi? Bunu hangi duyguyla yaptı bu insanlar? Hazreti İbrahim'in yakılması sırasında karıncanın su taşıması kültürüyle beslediğimiz insanlarımız bunu nasıl yapıyorlar Ayşegül? Bunu tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Bakın dün Emet'te, Kütahya'da insanlar linçe giderken, yani sloganı söylemek istemiyorum, dini argüman kullanıyorlar. Biz bunları tartışmazsak, bu argüman burada ne arıyor diye,
bunu tartışmaz ve konuşmazsak, bunu da en çok muhafazakar ve dindar insanlar yapmazsa, arkadaşlar lince giderken bu dini sloganın ne işi var burada diye sorgulamıyorsak, konuşmuyorsak hepimiz kusurluyuz. Hepimiz bunun vebali altındayız. Yani bunu yapmıyoruz. Çünkü samimi değiliz, çifte standartlarımız var. Bize yapıldığında yeri yerinden oynatıyoruz. Karşımızdakine yapıldığında sessiz kalıyoruz. O nedenle eğer Sivas davasında samimiyet göstereceksek, herkes kendi açısından bu sorgulamayı yapsın. Yapmak durumunda. Yapmadığımız sürece de bu yapıdaki Türkiye, yani bu konularda homojen olmayan Türkiye'de biz daha çok acı çekeriz. Yani dün o slogan Sivas dağıtıldı, bugün Emet dağıtıldı. Tartışacak mıyız, tartışmayacak mıyız? Bunun üzerine gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Samimi olarak söylüyorum ve önce de yine söylüyorum. Sayın Bülent Arınç'tan bekliyorum. Sormasını bekliyorum. O sloganın burada ne işi vardı arkadaşlar? İnanmış insanlar lince giderken bu sloganı neden atarlar diye sormamız, sorgulamamız gerekiyor. Bunu hiç kimse de din karşıtlığı falan gibi görmesin. Bu insani bir olay. Çok teşekkürler. Nasıl anlatıyoruz bunu? Niye bunu konuşmuyoruz yani? En azından biz konuşmaya devam edelim. Sen anlatmaya devam et sevgili Şükrü. Çok teşekkür ederim. Bu arada lütfen çağrımızı Ankara'da gördüğün her bakana oturup, çünkü bizi izleyecek halleri yoktur elbette. Her bakana, herkese söyle. Meltem Rusçuklu da yazmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Müyesser için kedi istiyoruz. Efendim Meltem Rusçuklu kocaman yazmış. Müyesser Yıldız'a bir kedi istiyorum demiş. Sadece o değil. Pek çok mailde bu çağrı var. Şiir üşüdüğünü söylediği için Nedim gözyaşı döküp Müyesser ablaya selamlar üşümesin diye şiir yazan var. Onları ileteceğim ben sevgili Müyesser'e. Dediğim gibi hepinize çok sevgiler ama lütfen moral bozukluğu ikinci bir talimata kadar kesinlikle yasak. Sevgili Müyesser, başta sana. Sana bir kedi gönderebilir miyiz bilmiyorum. Ama biz o çağrıyı yenileyeceğiz. Bütün sevgilerimizle. Gülümse. Efendim, sizlerden gelen maillere baktığımda anlıyorum ki Müyesser'e bir kedi için sesinizi yükseltiyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Umarım bu sesi hakikaten duyarlar. Çok sayıda mail geldi ama bir mail başka bir şey söylüyor. Saadettin Yıldız Beyefendi demiş ki Silivri'den başka yapacak program konusu yok mu? Program dayatma hakkını nereden buluyorsun be kadın? Git evde yemek yap, bulaşık yıka, torun bak demiş. Torun olsa başımın üstüne ama daha henüz yok. Olduğu zaman siz de haberdar ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim yarın Gaziantep'te olacağız. Hem yerel medyayı ama aynı zamanda Türkiye'yi konuşacağız. Görüşmek üzere efendim.